arkadaşlar. Bir önceki videonun konusundan devam edeceğiz. 2 saatlik bırakmak istemiştim ama biraz eksik kaldı. O yüzden tekrar devam edeceğiz. SQL'imi açtım. Böyle bir ekran karşıladı beni yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi şifrem. Evet, giriş yaptık. Şimdi hangisiydi bizimki? Deneme DB'ydi. Biz ne yapmıştık? Kullanıcı tanımları diye bir tablo açtık. Ondan sonra buradan bir view tanımladık. Programability'ye geldik. Buradan bir stored procedure tanımladık. Bir tablo dönen fonksiyon ve iki tane scalar fonksiyon tanımladık. Şimdi ilk videoda anlatmış olmam gereken aslında çok uzun sürdüğü için hani farklı bilgiler vererek ilerlediğim için farklı farklı bilgiler vermeye çalıştığım için anlatamadığım bazı temel konular vardı. Şimdi onlardan devam edelim. Şimdi açtım. New Query diyorum. Demiştim bunu çok kullanacağız diye. New Query dedim. Şimdi bir sorgu yazalım. Select yıldız from kullanıcı tanımları. F5'e bastım. Şimdi bu bana ne yaptı? Dünkü açtığımız kayıtların listesini bize verdi. Şimdi burada her zaman select yaparken, bir select sorgusu yaparken, bir liste, bir veri almak istediğim zaman her zaman bu şekilde yapmayız. Genelde bir şartımız olur, bir koşulumuz olur. Tüm carileri, tüm personelleri, tüm kullanıcıları ver demeyiz genelde. Mesela adı Ahmet olan kullanıcıları almak istediğimizi düşünelim. Ahmet. Bakın sadece Ahmet olanlar geldi. Seçiyorum sadece, bakın ver içeri almadan seçiyorum. F5 yaptığım zaman neydi bu? Seçili olanları çalıştırırdı. Bakın burada iki tane kayıt var. Ama şimdi Ahmet çok geliyor. Şimdi Mustafa'ya diyelim. Adı Mustafa olanların listesini ver demiş oldum şu an. Kullanıcı adı Mustafa olanların listesini aldım. Kullanıcı adı Mustafa olan, ya da şöyle yapalım. Kullanıcı adı Mustafa olan ve end diyoruz. Ne diyelim? E-mail'den gitmeyelim, soyattan gidelim. Soyadı şuradan kopyalayıp alacağım şimdi. Bükülmez olan, adı Mustafa, soyadı bükülmez olan tüm kullanıcıları bana ver demiş oldum şu an. Bir tane olduğu için bir tane geliyor. İki tane olsaydı iki tane gelecekti. İşte hemen bakalım, edit top rows diyorum. Mesela şunu kopyaladım, bu satırı geldim en alta yapıştırdım. Şimdi burada e-mail'de aynısı olamaz, o yüzden bir hata verecek. Mustafa şöyle diyorum, @gmail.com diyelim, bunu sallayalım şu an. Bunu da kopyalayayım, buraya yapıştırayım. Bunları da yaptık, kopyalayayım, yapıştırayım, boş kalmasın. Tamam, şöyle bir kayıt attım. Bakın 11'e otomatik yazdı bana. Bu şekilde de kopyalayabiliyoruz. Geldim buraya, F5'e bastığım zaman bakın. Adı Mustafa, soyadı bükülmez olan tüm kullanıcıları verdi. Şunu da yapabiliriz. Bu şekilde yapmış olalım. Şimdi adı Mustafa olan, soyadı bükülmez olan herkese ver dedim. Buraya her end yazdığımda hepsinin tutmasını istiyorum. Hani adı Mustafa olacak. Soyadı işte bükülmez olacak. Mesela e-maili 1 olacak. Sadece bu şartlara uyanları getir diyorum. Bakın. Yani end kullandığım sürece hepsine uyanları isteyecek. Ama şimdi diyelim ki ben end kullanmak istemiyorum. Hani şöyle yapalım. Seçiyorum sadece buraya. Bakın. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Mustafa. Adı Mustafa olan veya dedim. Şöyle bakın. Or yazıyorum. Veya diyorum. Ne, kim olanlara getirsin? Ahmet olanlara getirsin. Adı, tabii şöyle yapmam lazım. Adı Mustafa veya Ahmet olan hepsine getir diyor. Bakın Mustafa'lar ve Ahmet geldi. İkisini de istiyorum size bakın, ama ikisini de getiriyorum. Yani ikisi aynı olmak zorunda değil. Adı Mustafa, hani soyadı da verebiliriz. Burada şey değil, problem değil. Bakın şöyle. Seçiyorum. Soyadı belli olanlar gelsin. Adı Mustafa ve hani şu an yaptığımız saçma gelebilir size. Maksat
konuyu göstermek. Adı Mustafa olan veya soyadı Veli olan herkes. Tüm kayıtlar geldi. Şöyle yapalım. Adı Mustafa olan veya yine adı ne olan? Can olan. Or dediğimiz zaman adı Mustafa olanları da ver. Adı Can olanları da ver. İşte soyadı Nul olanları da ver. İşte şifresi 37 olanları da ver diyebilirim yani mesela şöyle. Şöyle yapalım. Mesela adı Ahmet olan veya işte şifresi 2 olan veya TC'si mesela TC'si nul olan is nul eğer nul olan bir hani nulları almak istiyorsak nul olanları bulmak istiyorsak eşittir nul diyemeyiz is nulsa. Bakın ne yaptı? Adı Ahmet olanlar burada. Ahmet olan bir tane vardı. Şifresi 2 olanlar burada. Ve TC'si nul olanlar da burada. Bakın istediğimin hepsine uyan her şeyi getirdi. Yani adı Ahmet olacak, şifresi 2 olacak, TC'si nul olanları getir değil. Ahmet olan adı Ahmet olanları da ver. Şifresi 2 olanları da ver. TC'si nul olanları da ver. Demek oluyor bu. Or ve and'i yan yana kullanmak istiyorsak or'ları parantez içine almamız doğru olacaktır. Aksi takdirde istediğimiz gibi çalışmıyor. Bakın. Adı Ahmet olan, şifresi 2 olan veya TC'si nul olanları ver. Mesela Ahmet şifresi 2 olan ve TC'si nul olan. Şöyle yapalım. 2 tane Ahmet'imiz olsun. Adı Ahmet olacak ve şifresi veya TC'si nul olacak. Bakın 2 tane yap. Şifresi 2 veya TC'si nul. TC'yi nul yapmıyorum. Bakın gelmedi. Çünkü TC'si nul değil artık abi, bu ikinci Ahmet. Ama koymazsak bakın parantezi kaldırıyorum. Nasıl çalışıyor? Parantezi koyduğum zaman bakın arada bir Mustafa kaydı var. Onlar gelmiyor. Tüm or'ları parantez içine almazsak yani and or yan yana yazarsak her şeyi gördüğünüz gibi hata alıyoruz. Yani yanlış veri geliyor. Şey gibi düşünün ya, işlem önceliği gibi düşünün. Ahmet olan ve adı Ahmet olan ve şifresi 2 olanları verdi. Adı Ahmet olan şifresi 2 olan şunu veriyor. Ama TC'si nul olanları da ver demiş olduğumuz için İki tane null TC olduğu için TC'si null olanları da verdi. Tekrar ediyorum. Parantezi koymadığımız için işlem önceliğini şuraya verdi. End'e verdi. Çarpım ve bölme işlemi gibi işlem önceliği var burada da. İşlem önceliği şu an burada. İlk önce kullanıcı adı Ahmet ve şifresi 2 olanları ver. Verdi mi bize bunu? Kullanıcı adı Ahmet, şifresi 2. Biz bunu aldık. Veya TC'si nul olanları ver. TC'si nul olanları da ver. Şimdi Mustafa'nın TC'sini şu mesela TC'leri boş nulluğunu atıyorum. Bakın sadece Ahmet geldi. Başka Ahmet vardı. Onun şifresini 2 yaparsak bakın şimdi onu da verdi. Niye zaten şuna uyuyor. Şuna uymasa da olur. Uyması da olur. Ama şu ikisi olmak zorunda oluyor. Şu eğer bu yoksa sıkıntı yok. Varsa olanları getirir. Ben şey istiyorum. Adı Ahmet olsun. Kesin olsun Ahmet ama şunlar kesin olmasın. Şifresi 2 olanlar ya da şey de diyebilirim mesela. Şöyle yaparsam daha mantıklı olabilir. Adı Ahmet olan şifresi veya TC'si olmayan herkesi getir. Adı Ahmet olan bakın bu Ahmet'in TC'sini nul bırakıyorum. Bu Ahmet'in şifresini nul bırak. Birinin şifresini birinin TC'sini nul bıraktım. Bakın ikisi de gelecek. Adı Ahmet bu kesin. Kesin istiyorum bu Ahmet olanları. Ama bu ismi Ahmet olup da TC'si veya şifresi olmayanları ver. Herhangi biri boşsa TC veya şifreden onları ver. Evet, veri görmüş olduk. Büyüktür, küçüktür kullanabiliyoruz. Mesela kayıt tarihi üzerinden gidebiliriz. Kul kayıt tarihi büyüktür. Ne olsun? 2020 0101 2020.01.01'den büyük olanları verdim. Küçük olanları ver dersem
Bakın hiçbir şey gelmeyecek. Çünkü bu tarihten daha erken kayıt olmuş kimse yok. Küçük eşit diyebilirim. Kimse olmayacak. Büyüktür veya büyük eşittir gene aynı şekilde. Büyük eşittir demezsek bu tarihi getirmez. Büyük ve eşittir dersek bu tarihi de getirir. Şöyle yapalım. Böyle bir listemiz oldu. Şimdi ben neyden büyükleri istiyorum? Mesela 17'den büyükleri. 2022 06 17'den büyükler. Bakın 17'den büyükler dedim. Niye şu an getirdi bunu? Çünkü saat vermedim. Çünkü burada saat de var. 17 saat vermediğim için ne yapıyor? Nokta 3 saat. Bunu algılıyor. Mesela 17.44. Şöyle yapsam 17 44 20 600. Bakın büyük eşit demediğim için o tarihe getirmiyor. Ama buraya saat tarih vermediğim için buraya 0 0 0 olarak algıladığı için büyüktür oluyor. Mesela büyük eşittir dediğim zaman bakın bunu da getiriyor. Yani büyüktür veya küçüktür eşit olanları getirmez. Eşitlikten büyük olanları ve eşitlikten küçük olanları getirir. Bu şekilde görmüş olduk. Gene veri içinde ne yapabiliyoruz? Sorgu kullanabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Kulat artı kul soyad eşittir. Ne olan? Mustafa bitirmez olan diye. Mesela elinizde böyle bir data var ve atıyorum bir Excel listeniz var. Bu Excel'de sadece bir isim var. Hani tek hücrenin içinde isimler var. Bu isimler olarak kullanıcılarınızda var mı? Kontrol etmek istiyorsunuz. Veya o Excel'i SQL'e aldınız. Ne yaptınız? Tek tek bunları elle mi ayıracaksınız? Veya ayırmak için kod yazmanıza gerek yok. Bir sorgu yazıp bu şekilde birleştirip aynı isimde kullanıcı var mı yok mu bulabilirsiniz. Bakın burada bir hücre birleştirme yapmadık. Sadece sorgulama yaparken hücreleri birleştirip tek bir data üzerinden var mı yok mu diye kontrol ettik. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Gene sorgu kullanabilirsiniz. Sırf göstermek için bir şey yapacağım. Mesela kul TC diyorum. E-mail'den TC diyeyim mesela. Fonksiyon kullanabilirsiniz. Bakın e-mail üzerinden ne yapıyordu? Bu TC'ye getiriyordu. Fonksiyondan çıkan sonucu aramanız gerekiyor tablonuzda. Bu şekilde ver kısmında da fonksiyonları kullanabiliyorsunuz. Veya burada direkt şöyle gelip slash yıldız deyip burada bir hesap yaptırıp bu hesabın çıkan sonucu bunu eşit mi değil mi diye kontrol edebilirsiniz. Bu en basit kullanımıydı. Şimdi ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi eşittir demiştik ya ne demiştik? Kul ad eşittir Mustafa olanları ver demiştik. Ama şunu da yapabiliriz. Mesela dur. Şöyle kul and Kulat ne demiştik? Ahmet demiştik. Kullan ne vardı? Şöyle or diyeceğiz. Tamam, kullanıcı adı Mustafa veya Ahmet olanları ver demiştik. Bunu şöyle de kullanabiliriz. Bakın şöyle. Kul at dedim. In dedim. Mustafa virgül Ahmet. Bakın bu ikisinin verdiği sonuç bize aynı. Bu şekilde birden fazla kişiyi kontrol etmek istiyorsak mesela burada ne yaptık? Kullanıcı adı Mustafa olan veya Ahmet olan. Kullanıcı adı Mustafa ve Ahmet olan herkesi getir dedik. Bu şekilde or yazmak yerine in kullanabiliriz. Veya mesela burada ne? Adı Mustafa olmayan veya Ahmet olmayanları dedik mesela. Ünlem koyarsak ters olur. Bu zaten C# tarafında da çoğu programlama dilinde de böyledir. Bunun karşılığı burada not in'dir. Not in, içermeyen. Tabi burada or dediğimiz için ne yaptı? İstediğimiz sonucu vermedi. Burada and kullanmamız gerekiyor. Mustafa olmayan ve Ahmet olmayanları ver. Şimdi or dediğimiz zaman birbirini nötrlemiş oluyor burada. And dediğimiz zaman bakın aynı sonucu alıyoruz. Not in dediğimiz zaman not in'de de bu şekilde adı Mustafa olmayan ve Ahmet olmayanları bize ver demiş olduk.
Bir aralık yazmamız gerektiği zaman şöyle yazabiliriz. Kul kayıt tarihi işte büyüktür 2022 0101 00 00 00 tek sıfır tek nokta bu. Ve kul kayıt tarihi küçüktür 2022 12 31 işte nedir? 23 59 59 999. Şu şekilde yaptığımız zaman sen ne yapmış olduk? 2022 yılında yapılan tüm kayıtları almış olduk. Ve tek bunu seçiyorum. Pardon, sildim. F5 diyecektim. Bakın. 2022 yılında kaydolan herkes. Şunu geldim. 2021 yaptım. Bakın bir tane eksildi. Mesela 11. Bu da 2021 olsun. Bakın 11 gidiyor. Bu şekilde de tarihi üzerinden aralık verebiliyoruz. Aynı şekilde büyük küçük, büyük işte büyük eşit küçük eşit çalışıyor burada da. Evet. Temel düzeyde şartlarımızı bu şekilde kullanabiliyoruz. Aralık veriyoruz. Şu gelsin, bu gelmesin, şunlar gelsin, bunlar gelmesin. Tabii bu tablodaki kolonlar büyüdükçe, bu tablonun kapsamı genişledikçe o veriler sınırsız bir uzama potansiyeli var. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Yine ben bir tekrar ediyorum, select yıldız from diyorum. Kullanıcı tanımlar diyorum. Biz geçen dersimizde ne görmüştük? Tabii şurada virgül yıldız kalsın. Tabii şöyle yapalım, size bir tane boşluk bırakalım. Boş diyelim. Bunda da bir virgül olsun. Biz ne yapmıştık? Kulat demiştik. Soyad demiştik. Bu şekilde kullanırsak bir başlık vermez. Çünkü ne başlık vereceğini bilmez. Bu şekilde S tam adı diyorum. Şu an mesela bakın boş diye bir şey verdi. Aralık verdi bize. Ne yaptık biz? İsim ve soy isimi tek hücrede birleştirdik. İkisinden biri null olduğu için ne yapıyor? Birleştiremiyor. Ne yapmıştık? Biz burada bir fonksiyon kullanmıştık. Değil mi? Nullsa boş bırak diyorum şu an. Bakın Ahmet'i getirdi. İsmi de boşsa, nullsa ismi bir tane boşluk karakteri, mesela boşluk karakteri olsun. Adını bir tane boşluk karakteri koy. Demiş olduk. Bakın şu bu şekilde birleştirebiliyoruz. Eğer bir artı koyduğumuz şeyler bir sayısal ifade ise, mesela cool reach no integer değer değil mi? Cool reach no artı 5 deyip mesela id artı 5 diyor mesela böyle bakın. id'sine 5 ekleyerek burada kullanabiliyorum. Mesela sayısal değerleri artı yaparsanız toplar. Tarihleri yaparsanız toplar. Cool kayıt tarihi artı 5 diyorum. S tarih artı 5 diyorum mesela burada bakın. Ne yaptık? 5 gün ekledi. Ne olduğunu söylemediğim için tarihe gün ekliyor. Artı 5 dediğim için gün olarak algılıyor ve 5 gün ekliyor. Kullanabiliyoruz. Mesela ya da şunu yapalım. Kayıt tarihi artı reach no diyeyim. Ya yaptığımız şey şu an mantıksız arkadaşlar. Böyle bir şey zaten yapmayacaksınız hiçbir zaman da. Bak zaten hani sizi kullanım şeylerini göstermek için yapıyorum. Bakın ne yaptım? Tarihin üzerine ID'yi ekledim. Tarih artı reach no yaptım. 16 idi, 17 oldu. 15'ti, 18 oldu. 14'tü, 18 oldu. Metinsel ifadeleri toplarsanız yan yana ekler. İkisini yapıştırır birbirine. Sayıları toplarsanız, integer değerleri toplarsanız toplama işlemi yapar. Tarihleri toplarsanız sağdaki tarihi solun üzerine ekler veya sayı toplarsanız tarihle tarihe o sayı gün olarak ekler. Şimdi bunlar elle yaptığımız işlemler. Şimdi başka şeylerimiz de var. Mesela bu listenin yanına şunu isteyebilirim mesela. Max diyebilirim burada. Max neydi? Maksimum. Maksimum tarihi ver diyebilirim. Şöyle yapayım. Max. Ve böyle bir hata verir. Neden? Şimdi max, min, işte AV, yani maksimum, minimum, ortalama, topla gibi
Fonksiyonlar, yani fonksiyonların bazıları diyeyim. Tek bir değer döner. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Bir tablo çağırıyoruz. Değil mi? Tablonun içinde tek bir değer dönen sayıyı kullanamayız. Diyor ki bak burada normalde sen bir list kullanıyorsun ama burada sadece bir değer dönüyor diyor. Yani bir liste dönmüyor burada diyor. O yüzden diyor bunları gruplayarak kullanmak zorundasın diyor. Group by kullanmak zorundasın diyor. Mesela min'de de aynısını yapar. Bakın. İşte sum diyelim. Sum'da da mesela ID'leri toplayalım. Bakın mesela bunda da aynısını yapıyor. Yani sum bize ne yapıyor? Tüm range numaraları toplar, hepsini toplar, bir değer döner. Diyor ki o yüzden bunu kullanamazsın burada diyor. Mesela şöyle bir şey yapıyorum. Bunu kopyalıyorum. Bakın şu an hata çakmadı. Ne yapıyor diyorum? Yapıştırıyorum. Bunları siliyorum. Mesela max cool kayıt tarihi. İşte ne diyeyim? Max t diyeyim. Sonra virgül diyorum. Min diyorum buraya. Min tarih. Bakın ne yaptım? Bu tablodaki tarihlerin en büyüğünü şöyle yapayım. En büyüğünü verdi. En küçüğünü de verdi. Aynı şekilde başka ne var? Niye çıkmıyor? Ha, virgül koymadığımız için hata veriyor. Hata verdiğimiz için de IntelliSense çalışmıyor. Bakın en küçük ID, en büyük ID. En son kaçta kalmışım? ID kaçıncı ID'de kalmışım? Onu görebiliyorum. Şunu yapabiliyorum mesela sum diyelim. Sum ne? Topla demek. Range no'ları topla diyebilirim. F5 dersen bakın no column name der. Hani isimsiz kolon. Ne yaptı? Tüm ID'leri şunların hepsini topladı ve bana verdi. Ne dedi? 57'ymiş toplamları. Yani en çok kullanacaklarınız bunlar oluyor. AVG ortalama al demek. Ne yaptı? Ortalamaları 6'ymış. Yani başka ne var? Ya en çok mesela ben bu en çok bunları kullanıyorum. Şimdi diğerleri için şuradan bir bakalım. Nerede bu? System functions, aggregate functions. Tamam. Şimdi burada en çok kullanacaklarımdan anlatacağım arkadaşlar. Hepsi anlatmayacağım. AVG neydi? Ortalamaydı. Count var. Count da mesela çok kullandığımız. O şimdi aklıma gelmedi. Count ders. Count'a bir şey vermemize gerekiyor. Count yıldız deriz. Kaç tane kayıt olduğunu söyler bize. Kayıt sayısını söyler. Burada 9 tane var. Bakın. 9 olduğunu burada görebiliyorum. Ve burada da 9 tane var. Onun için max, min, sum'u kullandık. Tamam, devam ediyoruz. Dedim ki arkadaşlar hepsini anlatmayacağım. Çünkü burada çok fazla şey var. Siz ihtiyacınız oldukça bakarsınız. Date add'i görmüştük. Date. Pardon, date add. Day diyorum. 1 diyorum. Böyle olması lazım. Bir parantez daha olacak. Aynen bugüne bir de ekledi. Bugüne bir gün ekledi. Month diyorum. Bakın bir ay ekledi. Year diyorum. Bir yıl ekledi. Ve burada getDate olarak getDate yazdığımız yere herhangi bir tarih yazabiliriz. 2000 0101. Bakın 2001 yaptı. 2000 0101'di. 2001 yaptı. Tarih formatında yazarsanız algılıyor. Eğer başka bir şey yazarsanız hata verir. Burada date name var. Date part var. Date part'ı görmüştük. Bir parçasını alıyorduk tarihin. Tekrar bakalım ona. Date part. Ne istiyorum? Day istiyorum. Neyin? GetDate'in. Bugün ayın 18'i. Evet. Burada görebiliyoruz. Diğerlerine bakarsınız arkadaşlar siz. Ve burada bakıyoruz. Burada bir şeyimiz var mı? Bakıyorum. Metadata'da çok bir işimiz yok. Sana diğer fonksiyonlara bakıyoruz. Convert'i kullanabiliyoruz. Convert hatta benim sistemde tarih Convert'te de upuzun bir yazı var. Oraya bir inceleyebilirsiniz. Şöyle diyelim. Elimizde iki tane envanter alanında sayı var. Bunları convert etmek istiyorsunuz. Integer yapmak istiyorsunuz. Convert'te integer yapabilirsiniz.
Convert dönüştürme, dönüştür demek. Ne diyorum? E-mail. Tabi burada şöyle bir hata verecek bize şimdi. Ha, önce şey istiyor. Int cool email. Şimdi burada yapacağım mı yapamayacağım. Niye? Çünkü böyle bir hata verecek. Cool email'den dolayı hata verecek. Çünkü bu convert aslında bize tek bir değer dönmüyor. Bunu burada kullanamıyoruz o yüzden. Şimdi onu burada kullanabiliriz ama burada da hata verecek. Çünkü şunlar int'e çevirebilir. Problem yok ama bunlar int'e çevrilemez. Ne yapalım biz? Burada TC'yi kullanalım. Cool TC diyelim. Bakın burada da int'e çeviremiyor çünkü çok büyük bir sayı var. Bigint dersek olabilir mi? Evet, bakın bigint deyince oldu. Niye? Çünkü bu intlerin tiny int, small int, int, bigint 4 farklı int türü var. Bunun hepsinin bir sayı aralığı var. Int'e istemiyor. Diyor ki bigint ver bana diyor. Gördüğünüz gibi. İznonu zaten gördük. Biliyoruz. New ID var. New ID de şöyle bir şey. Önceki videoda unique identify'ı görmüştük arkadaşlar. Bakın şöyle bir bize değer veriyor. Bir dosya indirirsiniz bir yerden böyle uzun bir şey vardır. Bu da aslında ID'dir arkadaşlar. Biz burada ID'yi birden başta otomatik art 1 art diye belirlemiştik ama bu sayıların çok büyüdüğü yerlerde mesela bir marketi düşünün. Sürekli bir alışveriş var orada veya büyük alışveriş merkezlerini düşünün. Bir yerden sonra artık bu sayı o kadar büyüyor ki trilyonlara, katrilyonlara çıkabiliyor. Sıkıntı oluyor yani veya çok fazla yer kaplıyor. O yüzden bu hataların önüne geçmek için artık buna geçtiler. Bunun özelliği tüm dünyada bir tanesinin tekrar gelmesi imkansıza yakın olarak gözüküyor yani. Evet, devam ediyoruz. Başka burada da bir işimiz yok. Buraya bakıyorum. Burada da bir işimiz yok. Burada da bir işimiz yok. Burada da bir işimiz yok. Left. Şu an mesela ne yaptı? Cool TC'nin soldan 5 karakterini aldı. Yani left'ten 5 karakter. Buraya TC değil de e-mail'i yazarsak daha güzel olabilir. Ahmet, Ahmet, Ahmet ve Mustafa'yı aldı. Yani verdiğimiz kolonun solundan 5 karakter alıyor. Lower küçük harf yapıyor her şeyi. Upper büyük harf yapıyor. Trim boşlukları siler. L trim soldan boşluk sil. R trim sağdan geleyim. Şöyle yapayım. Bakın ne oldu? Burada boşluk var. L trim deyip kul adını yazdığım zaman bakın boşluğunu sildi. Buraya yeni kolon geldi buraya. Buranın boşluğunu sildi. Ama şöyle yapmayayım. Şöyle yapayım. Buraya kestim bunu. Buraya koydum. Bakın böyle kullanabiliyoruz içi. Şu virgülden dolayı hata verdi. Yazdığım boşluk gitti. Hala var ama veri tabanında hala var. Ama gösterirken boşluğunu silerek gösterdim. Upper büyük harf yapar. Trim sağdaki boşlukları ve soldaki boşlukları siler. İkisini birden. Burada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Yok. Tamam. Bunlar bu şekilde. Burayı kapattık. Tamam. Şimdi new query diyorum. Bir tane daha query açıyorum. Bunu aldım en sona. Sabit dursun. Bu da sabit dursun. Bu da sabit dursun. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Daha mantıklı kayıtlarla ilerleyelim artık. Şimdi yazıyorum sorgumu. Select yıldız from kullanıcı tanımlar diyorum. Bir F5 yaptım. Şöyle geldi. Tamam. Şimdi ben ne istiyorum? Verileri gruplamak istiyorum. Group by. Şimdi bir gruplama yapacağım. Gruplama yapmak için yıldız kullanamazsınız arkadaşlar gruplama yaparken. Bu mümkün değil. Group by'da olan yazan her şeyin TLS'de yazan her şeyi group by'da kullanmak zorundasınız. Kolon olarak. Mesela group by'da res no kullanmanız mümkün değil. Tarih kullanmanız mümkün değil. Tarihe göre gruplama yapamazsınız eğer saat varsa. Yani gruplama yapabilmek için bir kategorize etmeniz gerekiyor. Yani gruplamanın olayı bu.
Mesela elinizde 500 tane misket var, farklı renklerde. Bunları gruplamak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? İşte 10 farklı renk varsa 10 tane kutunuz olması lazım ki her rengi kendi kutusuna atabilin. Ama işte 1000 tane misketiniz var, her biri farklı renkse gruplama kategorisi olmaz burada, yani mantıksız. Mesela tarihte, ID'de, işte TC'de, mesela benzersiz olan şeylerde, mesela bu benzersiz mail. Reçno benzersiz. TC'ye benzersiz. Şifre de bir noktaya kadar benzersiz. Çok yani benzersiz diyelim şifreye de. E tarih de, kayıt tarihi de benzersiz. Bak kayıt tarihi. Mesela evrak tarihi olsaydı, evraklar neye bağlıdır? Güne bağlıdır. Tarihe, saate bağlı değildir. Yani hepsi şunların hepsi 0-0-0 olsaydı, hani sadece gün, ay, yıl olsaydı, geri kalan diğer işte saat, dakika, saniye, salise olmasaydı gruplama yapabilirdik burada. Ama artık buna da yapamayız. Olayımız şu, benzersiz olan hiçbir veriyi grup by'da kullanamayız. Reach no'ya göre grupla diyemeyiz. Gruplayabilmemiz için benzerlik olması lazım. Mesela bunu da cool verebiliriz. Kullanıcı adına göre grup, kullanıcıları adlarına göre grupla. Mesela Ahmet var, Ayşe var. Şimdi böyle yaptığımız zaman bak ne oldu? Mesela Ahmet'ten kaç tane var? Normalde 5 tane, 5-6 tane Ahmet'imiz vardır. Pardon. F5 diyorum. Mesela Ahmet var, Ahmet var, Ahmet var. 3 tane Ahmet'imiz varmış. Biz ne yaptık? Grupladık. Bir tane Ahmet var artık. Şimdi bu bölümü kullanacağız. Hayır. Bunu mesela buradan bir şeyler kullanmamız lazım. Mesela count'u alıyorum. Koyuyorum yanına. Bu bana neyi verecek? Ahmet'ten kaç tane var? Hani grupladım ya artık. Bir, hani isimlere göre kategorize etmek istiyorum artık bu datayı. Ahmet adında bir kutum var. Bu kutuda kaç tane Ahmet var? Bakıyorum 3 tane Ahmet'im varmış. 2 tane Ayşe varmış. 1 tane Can varmış. 2 tane Muhammed, 2 tane Zeynep varmış. Ne yaptım ben? Her isime göre grupladım. Her isme göre bir kutu koydum ve o isimdekileri kutulara koydum. Koymuş oldum. Ne yapmak istiyorum? Başka burada ne yapabilirim? Gruplamada ne kullanabilirim? Mesela maksimin koyabilirim. Şöyle yapabilirim. Ahmetlerin 3 Ahmet arasından şöyle mini yukarı alayım, bir de main olmuş. 3 tane Ahmet arasından ilk kaydolan ne zaman kaydolmuş? 6. ayın 14'ünde kaydolmuş ilk Ahmet. 6. ayın 14'ünde. Son Ahmet, bakın aradakileri bilemiyorum. Çünkü gruplama yapıyorum ben burada. Bir grup yapmam lazım. Son Ahmet, hani Ahmetleri arasında ilk kaydolan 16'sında kaydolmuş. 14, pardon, 14'ünde kaydolmuş. Son kaydolan 15'inde kaydolmuş. Bu bilgiyi bulabiliyorum. Neye göre? Bakın kul adına göre gruplayarak. Sum kullanabilirim. Reş nolarının toplamı. Sum'u daha mantıklı kullanmak istiyorum ya. Çok saçma oluyor. Cool. Mesela puan diyelim. Cool puan. Puan olsun. Int olsun bu da. Bu da çok şey değil de. En azından sum kullanabileceğimiz mantıklı bir de. Şöyle oldu. Ne yaptım? Geldim. Puan dedim. Ahmetlerin puanlarının toplam. Hani burada Ahmet değil de kişi gruplarının olduğunu düşün. Mesela şirketinizdeki departmanların aylık bütçe veriyorsunuz diyelim. Her departmana harcamalar için. Yıl bazında bu bütçelerin toplamını aldınız mesela gruplayarak. Date part year kayıt tarihi çalışır çalışır. Şöyle aldım. Şöyle kullanayım. Tamam. Kullanıcı verilerini biraz düzenledim. Tarihleri, puanlarını, işte maillerin isimleri vesaire. Düzenledim. Olabildiğince mantıklı verilerle uğraşmak istiyorum. Çünkü saçma sapan veriler oluyor. Çok saçmaladığımız için kayıtlarda. Anlatırken mantıksız oluyor. O yüzden ne yaptık? Verileri biraz düzenledim. Şimdi tekrar geliyorum buraya. Burada tarihler falan vardı. Şeyin son hali de bu sorgumuzun. Şimdi grup by yaptık. Kullanıcı adına göre ve kayıt tarihlerinin yıllarına göre
Kayıt tarihinin kendisi değil, sadece yılını kullanıyor. 2021 yılında kaydolan Ahmetler. İki tane Ahmet varmış. Şöyle yapayım. Kayıt adet diyorum buraya da. Puan diyorum. At diyorum. Tamam. Şimdi 2021 yılında iki tane Ahmet kaydolmuş. Puanlarının toplamı 65'miş. PT diyelim. Toplam. Geliyorum buraya da şey ekliyorum. AVG ekliyorum. Ortalamasını alıyorum. Ort diyorum buraya da. Tamam. Şimdi ne yaptık? Kullanıcı adına göre ve kayıt yılına göre kullanıcılarımızı bir grupladık. Ne yaptık? Şimdi elimizde üzerinde 2021 Ahmet yazan bir tane kutu var. 2022 Ahmet yazan bir tane kutu var. 2021 yılında kayıt olan Ahmetleri üzerinde 2021 Ahmet yazan kutuya koyacağız. Yani amacımız bu. Biz bunu istiyoruz. Bunu görmek istiyoruz. 2021 yılında kaydolan Ahmetler. Ya bu yılları biz belirlemiyoruz. Mevcut yıllardan kullanıyoruz. Mevcut datadan kullanıyoruz. Şimdi dedik ki tarihe ve isme göre grupla. Tamam. 2021 yılında iki tane Ahmet kaydolmuş. Puanlarının ortalama toplamı 65'miş. Ortalaması 32'ymiş. Bunu görmüş olduk. 2022 yılında bir tane Ahmet kaydolmuş. Puanı 10. Mesela 2022 yılında iki tane Ayşe kaydolmuş. 2022 yılında bir tane Can, 2022'de bir tane Kemal. Bakın Muhammed var. 2021'de bir tane Muhammed kaydolmuş. 2022'de iki tane Muhammed kaydolmuş. Bu şekilde group by kullanarak verilerimizi grupluyoruz. Satış pazarlama bölümünde çalışan personellerinin yaptığı satışların veya aldığı siparişlerin gruplamasını mesela bu şekilde bulabilirsiniz. Bir de bir şart koydum buraya. Dedim ki bu şarta göre ver. Ne yaptı? 2022'den büyük olanları verdi. 2022'de bir tane Ahmet kaydolmuş. Benim Ahmetlerim ne zaman kaydolmuştu çoğunluğu? 2021'deydi. Değil mi? Ya şunu da görün. İki çift tire yorum satırı yapar. Bunu göstermemiş olabilirim. Bunun da alıp bir fonksiyon. Mesela burada çıkan sonuçları bir prosedürü alıp prosedürde kullanıp o prosedürde farklı hesaplar da yapabilirsiniz. Veya fonksiyonu alırsınız bunları. Bunları da çıkan değerleri farklı hesaplarla kullanmak için farklı fonksiyonları çiçek kullanabilirsiniz. Mesela burada şöyle bir şey yapabilirim. Bir geleyim buraya bir sorgu yazayım buraya. Kullanıcı tanımları. Saçma bir şey olacak yine. Top 1 cool email diyebilirim mesela. Ne yapacak? İlk sıradaki şeye getirecek bana. Seleçinin içinde seleç yazıyorum. Bakın burada birden fazla değer dönen bir şey yazamam arkadaşlar. Sadece tek bir değer dönmesi lazım. Top 1 deyince en üst satırı alıyorum. Oradaki e-mail'i alıyorum. Mesela neye göre yapayım bunu? Eşittir. Kulat eşittir. Kulat diyeyim. Şimdi burada saçma oluyor. Niye saçma oluyor? Bakın içteki seleç de ana seleç de aynı tabla. Şimdi böyle olduğu zaman kolonlar aynı olduğu için bu sorgunun kullanıcı adıyla bu sorgunun kullanıcı adını ayrıştırmamız gerekiyor. Aynı olmaması gerekiyor. Bu yüzden şöyle yapıyorum. Şöyle S demiyorum. Buraya A diyorum. Buna B diyorum. Gelip B nokta bırakıyorum buraya. B'nin kullanıcı adıyla A'nın kullanıcı adı. Şimdi niye böyle bir şey var? Burası bana tek bir değer dönecek. Ama burası bana bakın kaç tane değer dönüyor? 7 tane satır dönüyor. 7 değer dönüyor. Burada benim kullanmak istediğim şey birinci satırın Ahmet'i için git. Mesela bu Ahmet'i aldım. Ahmet'i şuraya yazdım. Çalıştıracağım ya burayı. Şöyle gösteriyorum. Ahmet. Şimdi ne yaptı bu? Kullanıcı tanımlar tablosundaki tüm Ahmet'leri ver dedim. Bakın şöyle çalıştırabilirim. Tüm Ahmetleri ver dedim ve bu Ahmetler arasındaki ilk satırdaki Ahmet'in e-mailini ver bana dedim. Ama şimdi burada belirtmeyince ayraçı şu anlama geliyor. Ahmet eşittir Ahmet. Ahmet eşittir Ahmet olduğu için hepsi anlamına geliyor. Bunu hiç yazmamakla Ahmet eşittir Ahmet veya işte bir eşittir bir yazmakla aynı şey. Hiç olmaması anlamına geliyor. Ha ben farklı işlemler yapmak istediğim için bunları alias vererek bu tablonun adı artık A diyorum bu sorgu için. Kullanıcı tanımları yerine A'yı kullan. Buradaki kullanıcı tanımları yerine B'yi kullan demiş oluyoruz.
Evet, devam ediyoruz. Kapı çaldı. Sonra aradan 2 gün geçti. Önce devam edebilir noktaya geldim. Şimdi ne demiştik en son? Kullanılan bir tablolara Elias veriyorduk. Çakışma olmasın şekilde. Şöyle tekrar göstereceğim burayı. Burası normalde bu B'leri yazmazsak, B'leri A'ları vermezsek zaten hata verdi şu an. Böyle bir şey yok dedi. Ne anlama geliyor? Ahmet eşittir Ahmet demiş gibi bir şey oluyoruz. Şimdi şu A'yı yazayım tekrardan. Bu A'ya B'ye bak demezsek, bunları ayırmazsak, bunlara farklı bir tablo gibi, aynı tablo olsa bile farklı tablolar gibi davranmazsak, bu sorgunun dışına hiç çıkmadan, şu iç sorgunun dışına çıkmadan kendi içinde Ahmet'i Ahmet'le, yani isim mi isimle eşitlemiş gibi davranıyor. Ama ben onu istemiyorum. Ben kullanıcı tanımları tablosundaki adı Ahmet olan tüm kullanıcılar arasında, kullanıcılar listesinde, yani bak şu top 1'i siliyorum şimdi burada. Burada ne oldu mesela? Dur bir dakika. Parantezi de seçiyoruz. Bakın tüm mailler değil mi bunlar? Şimdi kullanıcı adı tüm mailler geldi. Şimdi bunu da siliyorum. Bakın yine tüm mailler geldi. Gördünüz mü aradaki farkı? Bakın ver şartını almıyorum. Tüm mailleri listele diyorum. Tüm mailler geliyor. Bakın 10 kaç tane? Şurada yazıyor bakın köşede 14 satır diyor. Hepsini seçiyorum. Çalıştırıyorum. Bakın yine 14 satırdı. Yani bunu yazmakla, bu şekilde yazmakla yazmamak arasında bir fark yok. Yani bunu anladık umarım. O yüzden şuradan siliyorum. Top 1 diyorum. Bakın mesela şunu şimdi sileceğim. Ahmet diyeceğim. Şöyle yaptığım zaman bakın kullanıcı adı Ahmet olan tüm kullanıcıların listesinin ilkini verdi bana. Top 1'i siliyorum. Bakın 3 tane Ahmet maili var. İlk sırada gelen hangisi? Ahmet G olan. O yüzden ne yapacak? Bana onu verecek. Yani bunu yapmadaki amacımız ne? Sadece bir tane dönmesi. Eğer böyle 3 tane dönerse her satır için 3 tane mail yazmak zorunda kalacak. Veya kaç tane dönüyorsa her satır için o kadar mail yazmak zorunda kalacak ki bu öyle bir şey mümkün değil. Her satır için bir kere çalıştığı için burası bir tane değer dönmesi lazım. Onu da neyle sağlıyorum? Top 1 ile sağlıyorum. Veya Max'la Min'le de sağlayabilirdik yani. Tamam. Şimdi burada şu Ahmet'i sileceğim. Bu şekilde yapacağım şimdi. Şimdi burada kafa karıştırıcı olduğu için arkadaşlar tekrar anlatıyorum. Yani üstünde çok durdum yani o yüzden. Biz burada ne yaptık? Kullanıcı tanımlar tablosundaki kullanıcı adı, bakın ya da şöyle söyleyeyim, şimdi artık B oldu bu. B tablosundaki kullanıcı adı, A tablosundaki kullanıcı adı ise bu kayıtların, bu şartı sağlayan kayıtların e-maillerinin ilkini ver demiş oldu. Eğer burada farklı bir tablo olsaydı ne yapacaktım? Bu A B vermeme gerek kalmayacaktı. Ama aynı tabloda bir iç süreç yazdığım için tablo adlarını değiştirmem, yani alias vermem gerekiyor. Tamam. Buna da S verelim. İsmi yok. No column name dediği için. Tamam. Bu şekilde iç süreci de yazmış olduk. Grup bayı da bu şekilde kullanmış olduk. Şuraya ben yorum satır yapıyorum. Bir çiftleri atarak. Grup bayı burada kullanmadığım için, şu soruda grup bayı kullanmadığım için veya ver şartını eklemediğim için bu şekilde oluyor. Yani şu an mesela ikisine de aynı maili verecek. Mesela iki tane Muhammed var, ikisi de aynı mail. İki tane Zeynep var, ikisi de aynı mail. Sadece isme baktım. 2021 yılında kaydolmuş tüm Ahmetler arasındaki ilk Ahmet'in mailini ver demiş oluyorum yani bu şekilde. En kısa tabiriyle bu oluyor.
Group by'ı da bu şekilde kullanmış olduk. Order by zaten biliyorsun sıralama anlamına gelir. Order by'ın diğer işte where o group by'dan tek farkı alias verdiğimiz ismi de kullanabiliyordum. Mesela ben burada kullanıcı adı dedim ya. Cool ad neydi? Benim kolon ismimdi. Kolon ismine göre sıralama yapabiliyorum ama order by'da sadece şu alias as'tan sonraki kısmı da kullanabilirim. Bu da aklınızda bulunsun. Noktadan sonra anlatacağım bir şey kalmadı. Şimdi arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda birkaç tane tablosu olan şu veri tabanlarının bir tanesinden farklı sorgular yazarak pekiştirmeye devam edeceğiz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. Temel olarak verebileceğim bilgiler de bunlar. Kafanızın karıştığı yerler olabilir. Sormaktan çekinmeyin, yorum atmaktan çekinmeyin. Discord'umuza gelebilirsiniz. Discord'umuz var. Şu an daha yeni açtığımız bir Discord. Oraya gelip orada bana soru sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmadıysanız kanala abone olup videoyu arkadaşlarınızla yazılımla uğraşan, yazılıma heves eden arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol kodlu günler.